bizi yöneten yöneticiler veil olsun onlara. Çünkü onlar öyle bir Allah'ın lanetini ve azabını ve gazabını üzerlerine çekiyorlar ki onları Allah'ın lanetinden ve azabından kurtaracak yeryüzünde hiçbir vasıta yok. Onlar güç ve iktidar oldukları halde iktidar ve güçlerini gene siyonizme uşaklıkla dolduruyor. Kendi dünyevi menfaatleri, makam ve koltuklarının geleceğinin hesabını yapıyor. Kendi ceplerine girecek paranın, iktisadın hesabını yaparken o mazlum ve müstesaaf olan Müslüman halkı ölüme sürmeleri, yapılan vahşete göz yummaları onların lanet edilmesi için yeterli. Zaten bugün İslam devleti olarak kendini zikreden Afganistan'daki emirlik zaten dünyanın en fakir devletlerinden biri. Ne silah ne mühimmatı var ve uzak bir bölgede. İran'a gelince ilk günler çok güzel havladı, çok güzel kırladı, çok güzel tehditler savurdu. Ama fiili hiçbir şey yapmadı. Şunu gördük ki bugün değil, 40 yıldır İran şeytan cumhuriyeti, İran yalan cumhuriyeti, sadece ve sadece diğer sahtekar Müslüman gibi gözüken yöneticilerin yaptığı aynı sahtekarlığı yaparak ne yapıyorlar? Mescid-i Aksa, Kudüs ve mazlum müstazaf olan Filistin halkının üzerinde kendi Şii yayılımları için mücadele veriyorlar. Bunun için feryat ediyorlar, bunun için propaganda yapıyorlar, bunun için propaganda sektörlerini çalıştırıyorlar ama iş icraata gelince gerçek yüzlerini gösteriyorlar. Hatta ben dedim ya geçen dedim bir İtalyan gazetesi Nasrullah çıkmıştı işte kıyamet konuşması yapacak, harp ilan edecek. İki hafta boyunca bütün dünya onu gündem yaptı. Herkes Nasrullah ne açıklama yapacak? Nasrullah kesin nükleer saldırı yapacak. Nasrullah bütün ordularıyla İsrail'e girecek beklerken biraz havladı. Biraz daha doğrusu bütün hepsinin söylediği bir şey var. Çok şey konuştu ama hiçbir şey konuşmadı. Hiçbir doğru dürüst bir şey yapmadı. Savaşır gibi yaptı, savaşmadı. Konuşur gibi yaptı, konuşmadı. Yalan, dolan, takye, hile derken hiçbir şey, kimse bir şey anlamadı. Mesele kapandı, bitti gitti. Ne yapıyor? Ara ara füzeler, roketler atıyor. İsrail sınırıyla, Lübnan sınırıyla, şuna buna. Neden onu yapıyor biliyor musun? Çünkü onların en büyük kara propaganda aracı olan Filistin davasının İran'ın ve ekibinin elinden gitmesi, kayması demek. İran'ın Orta Doğu'da bundan sonraki süreçte tutunmaması demektir. Bunu göze alamadıkları için halklıyorlar. Arada bir Husiler iki roket gönderiyor. Arada bir Hizbullah iki tane asker öldürüyor. 20 ondan öldürülüyor. Arada bir Başar Esad gibi kendi halkının yarısını kıyımdan ve soykırımdan geçirmiş, nükleer kullanmış, kimyasal kullanmış, öldürmede sınır tanımamış, bebek, çoluk çocuk demeden kimyasal serpiştirmiş, milyonları yok etmiş, yüz binleri milyonları sakat bırakmış bir adam da çıkıp Filistin halkının hakkından, hukukundan bahsedebiliyor. Çünkü herkes pisliğini, çirkinliği, çirkefini bu mazlumların kanları üzerinde örtmeye çalışıyor. Herkes kendi çıkarlarını ve çıkarımlarını Filistin davasına bulaştırarak, mazlum halkın kanını kanıyla harmanlayarak kendi küfürlerini, sapıklıklarını, kendi emellerini gizlemeye çalışıyor. Ama hiçbiri gerçek anlamda bir şey yapmıyor. Onun için Ebu Hureyre ile gelen Hazreti Enes'ten rivayet olunan Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurduğunu bildiriyor. Kıyamet kopmazdan önce gece karanlığı parçaları gibi fitneler olacaktır. O vakit kişi mümin olarak sabaha erer, kafir olarak akşama kavuşur. Mümin olarak akşama erer, kafir olarak sabaha kavuşur. Birçok kimse azıcık bir dünyalık mukabilinde dinlerini satacaklardır. Düşünsenize Kabe imamı Südeys. وينبغي على المسلمين ألا تجعلهم هذه الفتن والأحداث متفرقين فيجب عليهم الرجوع إلى ولاة أمرهم والرجوع إلى علمائهم وألا يخوضوا فيما ليس من حقهم الخوض. Çıkmış televizyonlarda Gazze'deki fitneden bahsediyor. Ulul emirlerinize itaatten bahsediyor. Bırakın diyor ya Siyonizm diyor oradaki çocukları, kadınları öldürsün. Zamanında bütün ümmeti birbirine kırdırttınız. Tekfiri emrettiniz. Tekfiri usul dediğinden gösterdiniz. Bütün Müslümanlar yeryüzünde birbirinin kafasını keserken hiç onu fitne olarak görmediniz. Müslümanın Müslümanın kıyımını, Müslüman Müslümanın tekfirine bizzat hizmet ettiniz. Hatta Muhammed bin Selman çıkıp televizyonlarda bak şu anda Suudi Arabistan açık genel eve dönmüş yani. Açık hava genel evine dönmüş. Her türlü sapıklık ve sapkınlık. Her türlü razilik ve kepazelik işleri 3 ay sürecek.
bir rezil süreci yaşıyorlar ve bu insanlar bütün Müslümanların içerisinde tekfir hastalığını yayıp birbirlerini tekfir etmeyi öğretip bütün cemaatler birbirine düşman edip hepsini birbirine kırdırttılar. Suriye ve Irak'ta yüz binlerce Müslümanın kanı aktı. O zamanlar batılı dostları onlara bu ümmetin içerisinde fitne sokma misyonunu verdikleri için seve seve cani gönülden Amerikan dolarıyla bunu yaydılar. Yaptılar. Her türlü hile yaptılar ama ne zaman ki adamları ve efendileri dedi ki ya siz devlet olarak misyonunuzu yerine getirdiniz. Siz tekfirin sorumluluk ve yükümlülüğünü yerine getirdiniz. Artık bu iş sizin elinizden çıkmıştır. Artık bu iş raydan çıkmıştır. Siz daha artık dönün yani tövbe edin. Yani tabir caizse dinden dönün. İslam'dan tövbe edin. Gelin siz de bizim gibi layık, namussuz, şerefsiz olun. Şimdi bu bunlar buna başlamış. Adam çıkıp da diyor ki Gazze'deki fitneciler gibi olmayın. Gazze'de öldürülen çoluk, çocuk, kadın ve cinayet vahşette sınır yok. Ve sen gel Kabe imamı ve her gün müminlerin önünde namaz kıl. Sonra kalk Suudi Arabistan'ın o münafık ailesinin köpeği uşağı ol. Dinini, dünyalık mukabilinde dinini sat. Sonra da kalk orada Allah'ın şeriatı için mücadele veren Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadislerde vasıf ve niteliklerini verdiği Şam ehlinin mücahitleri İslam için, hak için mücadele verecek olduğunu vasıf ve niteliklerini verdiği insanları da kötüle, siyonizmi öv, onları haklı göstermeye çalış. Bence yeryüzünde ancak kahpelik böyle işletilir. Bir alim bu kadar pis satılır, bir alim bu kadar necis bir belama, hain bir insana döner. Yani bu insanlar artık öyle bir duruma gelmiş ki, yani bunlara göre Müslüman olan ama kendileri gibi Amerika'nın ve siyonizmin uşağı olmayan, anlıyor musunuz? Olmayanlar onlara göre Müslüman değil ama dünyanın en katil devleti Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde Allah'ın lanet ettiği ve yeryüzünde kan ve bozgunculuklarını, küfürde sınır tanımayacaklarını, vahşet ve cinayette hiçbir onlar için bir ahlaki yapının bulunmayacağı o insanlara da gelince ehli kitap de, onları dost kabul et, onlara müttefik ol, onlarla Abraham anlaşmaları yap. Onlara bedava petrol gönder, onlara uşaklık et, onlara giden füzeleri havada karşıla, her türlü İslam'a ihanet olabilecek şeyleri yap. Sonra da Allah'ın şeriatı için mücadele verenleri de fitneci olarak tarif et. İşte dünyanın yaşadığı budur ve ahir zamanda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylediği de budur. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünün en hayırlarının Şam'da Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün etrafında mücadele veren topluluk olduğunu söylüyor. Bizim Kabe imamı da diyor ki hayır, ne Resulullah doğru söylüyor, ne Allah-u Teala doğru söylüyor, Muhammed bin Selman daha doğru söylüyor. Çünkü cebimi parayla dolduran, Amerikan dolarlarıyla ağzıma tıkıştırıp beni köleleştiren, beni dinimi satmaya teşvik edenler Allah'tan da Resulü'nden de daha faziletlidir. Çünkü bu geçmişte New York'ta da kalkıp dedi ki Allah'a hamdolsun Amerika ile beraber dünyayı yönetiyoruz. Hey be ahmak, hey be mırdar. Sen kim Amerika ile dünyayı yönetmek gibi? Siz Amerika'nın ayak takımı, çok af buyurun kapısının eşiğindeki köpeklerisiniz. Sizi kullanıyorlar. Siz, Amerika nerede bir ülkeye bir halka savaş ilan etse
hemen savaş motorunu devreye koyduğu gibi Arap ülkelerine, Suudiye, Birleşik Arap Emirliklerine oraya buraya haber yolluyor. Diyor ki biz savaş açıyoruz. Biz olmasa zaten siz devlet olarak ayakta duramazsınız. Halkınız bir haftayı sizi devirir. Bize para gönderin, bize yardım edin. Biz de yeryüzünü kana, fesada uğratalım. Bunlar da köpekler gibi petrollarıyla, dolarlarıyla, zenginlikleriyle onlara hizmet ediyorlar. Sonra da aynı maymunlar ve illerde Allah'ın domuza çevirecekleri kalkıp Allah'ın dini ve şeriatı için savaşan, sonra da vahşice katledilen o insanları fitneci, küfrün uşakları gibi gösterebiliyorlar. İnsan kendisi neyse başkasını da kendisine benzetebiliyor. واليوم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وهما قطب هذا العالم بالتأثير يقودان لله الحمد منا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وهو الرئيس الأمريكي العالم الإنسانية إلى مرافق أمن السلام. Başka bir rivayet Abdullah ibn Amr radıyallahu anh diyor şöyle buyurdu. Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kuşkusuz ki ben rüyamda yastığımın altından kitabın direğinin çekilip alındığını gördüm. Onu gözümle takip ettiğimde onun Şam'a götürülen parlak bir nur olduğunu gördüm. Dikkat! Kuşkusuz ki imam fitne zamanında Şam'dadır diyor. Yani Deccal'in çıkacağı ümmetin yani dünyada fitnelerin fitne çok geniş anlamlıdır. Savaş halleri, katliam, muhşetler her ne derseniz deyin. Bu anlama gelir ama iman kavramı Allah'ın razı olacağı Müslüman profilinin direkt fitne zamanında Şam'dadır derken Şam Müslümanları arasındaki ve Şam derken bugünkü o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemdeki Şam neresidir? Bugün Filistin, bir kısım Ürdün, bir kısım Suriye ve bir kısım Lübnan'ın bulunduğu bölgedir. Ama o Hazreti İbrahim Aleyhisselam isminin kullanılması İbrahim'in hicret ettiği yer ise Kudüs'tür. Yani Beytül Makdis'i imar eden Kudüs şehrinde yeryüzünde Allahu Teala için ikinci mabedi ilan ettiği yer Mescid-ül Aksa ve Kudüs'ün çevresidir. Onun için demek ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde zikrettiği Şam bugünkü Kudüs şehri ve etrafındaki mücadele olarak diyor. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Aksa ve civarında kıyamete kadar bir topluluğun hak üzerine cihad edeceğini söylemiştir. Cihad edeceklerini, savaşacaklarını, mücadele vereceklerini söylemiş. Bugün Müslümanların onurunu ve izzetini ayakta tutan mazlum ve müstazaf olan Filistin halkıdır. Başka kimse değildir. Çünkü geriye kalan bütün ümmet zillet içerisinde. Var olan bütün devletler korkak. İnanın ki güzel bakarsanız Arap ülkelerinde Türkiye ve Avrupa kadar bile eylem yapılmıyor. Hele Suudi Arabistan'da kimse bir gösteri haberi bile duyamaz. 5 kişinin çıkıp Filistin'e destek verdiğine şahit olamazsınız. O kadar ki halk uyutulmuş, dünya ile bağları kesilmiş. Şu anda 3 ay sürecek bir karnaval hazırlamışlar ki halk uçkuru peşinde koşsun. Dertleri olsun, başka bir şey olmasın. Yani hile içerisinde, hile desse içerisinde desse. O hadisi Teberani Mecmu'ul Kebir'de, Bid'ayni Keza Mecmu'ul Esved'de, Hakim Ahmed bin Hanbel Müsned'de, Tergib ve Terhib'de de vermişlerdir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam fitne zamanında ehemmiyet, yani Allah'ın dininin yaşanacağı yerin Şam olduğunu sahih hadisinde bildiriyor. Teberani Ahmed bin Hanbel Müsned'de, Tergib ve Terhib'de bu şekilde veriliyor. Yani dikkat ederseniz hadis-i şeriflerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam özellikle Şam, Mescid-i Aksa ve civarı, Kudüs ve etrafı, Şam bölgesini sürekli övmesi ve Müslümanların ahir zamanda en çok dikkat etmeleri gereken noktanın orası olması gerektiğini söylemesi bile bizler için Mescid-i Aksa ve Kudüs için mücadele vermenin ne kadar önemli olduğunu açıkça beyan eden hükümlerdir. Çünkü Seleme bin Nüfeyl diyor ki rahmetullahi aleyh radiyallahu anh şöyle dedi. Aleyhi salat ve selam şöyle buyurdu. Savaş vakti şimdi geldi. Ümmetimden bir taife insanlar üzerine muzaffer olmaya devam edecektir. Allah-u Teala bu taifeyle birçok toplulukların gönüllerini yüceltecek ve onları bu sebeple Allah'ın düşmanlarıyla savaşacaklardır. Allah da onları bu hal üzerine rızıklandıracaktır. Müminlerin diyarı Şam'dır. Yani derken bu vasıflarını ve niteliklerini ahir zamanda verdiği toplumun Filistin ve civarındaki halk olduğunu, yani bugünkü Filistin halkının mücadelesi olduğunu söylüyor. Gerçekten de bak millet, ümmet uykuya dalmıştı yani. Bu son süreçle beraber bütün Müslümanlar yatıştaydı. Bir anda İsrail'in vahşeti, Müslümanların direnci ve savaşma azmi
Ve burada yapılan katliam o vahşetler bizi bir anda uyandırdı, bir silah vurdu. Bak, yeryüzüne geliş amacınız çalışmak ve dünyaya kul olmak değil, kadınlara itaat edip sadece onları tatmin etmek, onların dünyevi zevkleri için çalışmak değil. Sizin yaratılış amacınız kulluktur, ibadettir. Yeryüzündeki varlık amacınız bir mücadeledir. Bunu bize hatırlattı. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Nesai'nin 3563'te, İbn Hibban'ın da 7307'de, Teberani Mecmu'ül Kebir'de 6357, 6358, 59'da, Ahmet bin Hanbel Müsnet'te 4'te, 104'te, İbn-i Sad'ın Tabakat'ta 7'de, 427'de, Albani Sahih-ül Ahadis'te, Sahihada 1961 hadis numarasıyla verdiği rivayette, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda neredeyse bütün mücadelenin merkezinin bugünkü Şam olacağını açık ve net olarak bildiriyor. Biliyoruz ki Şam kıyamın, mücadelenin, Resul ve Nebilerin yurdudur. Aynı keza Allahu Teala Müslümanları da ahir bir imtihana sokacağı, Müslümanların iman ile küfür arasındaki sınırlarını belirleyecekleri imtihan yerinin doğrusu olduğunu gösteriyor.